gitsin, yay gelsin. Şöyle rezil olsunlar. Yemekle, ev yemekleri yapıyorum burada. Yani KOSGEB desteğiyle açtım ben burayı. Ve de bir dedim döner yemeklerime dedim şey farklı bir değişiklik olsun diye bir de döner yapayım dedim. Ve bu döner dükkanını açınca kardeşimin aracılığıyla iki tane kardeşimin bir dönerci dedim ustası var mı acaba dedim. He, işe başladılar. 4 gün ama çok güzel yani işçilikleri var. Çalışıyorlar. Efendi çocuklara benziyorlar. Yanında da birini daha Arif diye bir arkadaşı varmış onu geldi. Arif dedim ben buna bak ücret veremem dedim. Abla dedi sen verme dedi önemli değil dedi. Benim yanımda gelip gidecek dedi. Neyse 4. gün işte dedi ki ne abla dedi saat 3.30-4.30 arası işte telefon benim işte masanın üzerindeydi. Neyse bir ara 4-5 gibi oldu. Ya dedim şu telefonumu getirin de bir yere dedim telefon açım dedim. Neyse telefonu aradık daradık yok kendi de yanımızda dolanıyor. Ya dedim benim bu telefonum nerede dedim. Kendi de bizi yine arıyor hırsız da bizi yine arıyor tabii bu arada. Döner ustası. Evet. Ondan sonra Ede dedim bu telefonum nerede benim dedim. Ya dedim şu telefonu çaldırın hele dedim. Öyle deyince kendi de ki abla dedi sizin dedi Ede dedim kameradan görünür dedim. Çaldırın dedim tele ulaşılmıyor dedi. Neyse kameraları açın dedim. Bana ne ilk sorduğu kelime ne oldu? Abla dedi kameranızın dedi kayıt dedi kayıtı nerede dedi. Ben dedim polise gideyim dedim şimdilik dedim. Gittim polisleri aldım geldim. Kamera kaydına baktıydık. Arif masaya götürüyor, Ahmet cebine alıyor, koyuyor, kapıdan çıkıp koyup gidiyor. Ve 1 saat sonra geri dükkanıma dönüyor. Ya yeni aldım, borçlu aldım, daha fatura şey fatura üzerine aldım. Ben burada çalışacağım da şu bayan halimle onu ödeyeceğim, daha taksitleri bile başlamadı. 260 milyon. Ey zalim geri de gelmiş diye yine kendini temize çıkartmak için ben diye bu telefonu diye Arif aldı abla diye ben diye çıkartacağım diye polislere diye aman diye şey şikayetçi olma diye. Halbuki hırsız kendisiymiş. Kendisi de cebine alıp dükkandan çıkarıyor benim telefonumu. Kamerada ayna gibi görünüyor. Gelsin bakalım telefonlarını çaldırıyorum şimdi ilk defa çaldı ondan sonra da kapattı telefonunu. Şurada geldi bir ekmek yedi insan yedi kapıya var ya ekmeğe tekme atmaz. İnsan var ya biri çalsa bile onu kendi eliyle kapatması lazım ayıp. 28-30 yaşında utanmayayım mı siz arlanmayayım mı siz hiç terbiyesizler. Allah bilir kimleri sızlandırdılar ede bir biz değiliz daha bunlar kimleri sızlandırdı şebeke olmuş bunlar.